Kardeş ülke Azerbaycan'dan merhaba arkadaşlar. 3 gün sürecek şahane bir etkinlik için Bakü'ye geldik. Bakü'de bulunan hatta Azerbaycan Turizm Ajansı ve Hayrar Aliyev Vakfı'nın davetlisi olarak buradayız. Şuşa'da çok güzel bir festival olacak arkadaşlar. İlk defa düzenlenecek olan gastronomi festivali olacak ve biz de Türkiye'den davet edilen 6 kişi olarak bu güzel festivali tanıtacağız. Öncelikle Bakü'yü tanıtacağız. Bu videoda Bakü'de gezecek yerleri bulabileceksiniz. O zaman hazırsanız Hayder Aliyev Havaalanı'ndan turumuza başlıyoruz. Hayder Aliyev Havaalanı şehir merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunuyor. Biraz uzak. Ya işte çalışıp buradan, geldin değil mi? Buradan evet. Tabii ki her zamanki gibi çalışıp geldik. Aha uçak alıyor, onu da göster. Uçağı az önce indiğimiz uçaktan bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi çok modern bir havaalanı arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla zaten Türk şirketleri burayı yaptırmış. Görüyorsunuz gerçekten modern bir havaalanındayız. Şeye gitmek için aerobuslar var. Bu şehir merkezine giden otobüsler var. Yani shuttle gibi havaalanı servisleri var. Bu servisler içinde içeriden kiosklar var. Kiosklardan biletinizi alıp Bakü kartlar var. Azerbaycan kartlar var. Onları alıp ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Biz şu anda misafir olarak geldiğimiz için bilmedik ama ben sizin için küçük bir araştırma yapmıştım. Çok basit bir şekilde kartınızı alıp hemen dışarıda bekleyen otobüslerle şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Şimdi biz artık Bakü merkezi doğru yolumuza devam ediyoruz. Şu anda içeri şehirdeyiz. 1200'lü yıllardan kalma bir kalenin içindeyiz arkadaşlar. Orada pek çok restoran ve kafe, bar var. Şu anda onlardan bir tanesi olan Ganyan'ın restoranına geldik. Bakalım bu güzel mekanda bizi nasıl sürprizler bekliyor. Azerbaycan'daki ilk yöresel lezzetlerimiz arkadaşlar. Fehva ve Reyhan şerbeti. Böyle buz gibi. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi de beklemeyelim. Biraz bundan. Biraz da bundan. Fehva'yı daha çok beğendim. Fehva'yı denemelisiniz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar çörek adı verilen yöresel bir ekmekleri var. Burası bu da buğday unundan yapılıyor ve tandırda pişiriliyor arkadaşlar. Yemekten önce ilk başta böyle bir yağlı şekilde size geliyor. Eminim ki çok lezzetlidir. Bir deneyelim bakalım. Murat'cığım bu ne? Mangal salatası varmış buna burada. Ama bizim bildiğiniz evde yaptığımız mangallarda közlenmiş patlıcan salatası, biberli, maydanozlu. Domatesli, babanlı şöyle gayet evet. Lezzetli ben aldım harbiden. Böyle közde salata. Bu ekmekle de iyi gider ha, değil mi? Aynen. İyi hadi bakalım, afiyet olsun. Düşberi çorbası ilk deneyeceğimiz yöresel çorba ya da yemek diyebiliriz. Bu sirke de konularak tüketilen yemeklerden bir tanesi. İçinde kişniş, mantı taneleri de var. Maydanoz değil mi bunlarda? Maydanoz gibi bazı otlar da var. Kişniş, ha kişniş. Eser'cim. Güzelmiş. Ki ben kişnişi çok seviyorum, çok yakışmış buna. Yakışmış evet, yakışmış. Böyle ben tazesini çok denk gelmemiştim ama yani çok baharatını kullanırız ama güzelmiş. Biraz daha böyle keskin bir lezzeti oluyor maydanozgillerden ama şöyle bir şey var. Herkesin sevebileceği bir lezzet değil. Kişniş için söylüyorum. Buna kadar demişti? 6 mı? 6 manat. 6 manat aşağı yukarı burada enflasyonla değişmiyor arkadaşlar. 6 manat hep aynı. Aşağı yukarı şu anda 50 TL'ye falan denk geliyor. Afiyet olsun. Başlattın mı? Kutap diyoruz biz buna. Biliyorsunuz ki Kafkasya'da da hamur işine çok önem verilir. Kaçapuri gibi mesela Gürcistan'da. Burada kutap var. Birçok gittiğiniz yerde bu tarz güzel küçük mini gözlemeleri bulabiliyorsunuz. Bu otlu versiyonu. Başka versiyonları da var değil mi? Etli var, peynirli var. Bunun içerisinde kişniş, maydanoz ya da birkaç ot daha var. Ben de en çok sevdiğim şey olan hamur işiyle devam ediyorum şimdi. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, plov geldi. Burası, bu da Azerbaycan'ın en ünlü pilavı mı diyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz, ben şöyle bir çevireyim. Çeviriyorum. Bu da onun karası. Karası. Biraz nar, işte et parçacıkları var. Bu ikisi hep beraber servis ediliyormuş. Şu anda Türkiye fiyatıyla bize aşağı yukarı 125 TL'ye falan geliyor. 12 manat aşağı yukarı. Belki biraz daha fazla olabilir. Azerbaycan'da çar ritüeli de arkadaşlar bayağı bir ilginç. Şöyle reçel kıvamında tatlılarla servis ediyorlar. Bunları çayınızın yanında alıyorsunuz. Çayla birlikte yiyorsunuz arkadaşlar.
deneyim olacak bizim için de. Çay sever bir toplum olarak bu fikri deneyebiliriz. Onursal lider eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 89. yılı anısına yaptırılan Haydar Aliyev Kültür Merkezi arkadaşlar. Burası görüp görebileceğiniz en güzel tasarımlı kültür merkezlerinden, hatta binalardan bir tanesi. Zaha Hadid tarafından 2007 yılında yapımına başlanmış, tasarlanmış daha doğrusu. 2013 yılında da bu bina tamamlanmış. Hatta yapımında da Saffet Bekiroğlu mimarımızın da bir imzası var. Dış cephesinde onun da katkıları var. Şu anda 2022 itibariyle buraya giriş ücreti arkadaşlar 15 manat. Ama bir etkinliğe katılacak şekilde gelirseniz hem etkinliğe katılıp hem de buraya da gezmiş olursunuz. Burayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Zaten içeriden de görüntüleri gördünüz. Bu muhteşem mekanı mutlaka gezmelisiniz, görmelisiniz. Dışarıdan da ayrıca ilginç fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar müzenin birçok kısmında farklı farklı içerikler göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de sol tarafında Haydar Aliyev'in, sağ tarafında da Azerbaycan tarihinin anlatıldığı şu öyle güzel 3 boyutlu ekranlar arkadaşlar. Görsel olarak zenginleştirilmiş, tamamen mekanın fütürizmine uyarlanmış mekanlar bunlar arkadaşlar. Çok şık bir tasarım da var burada. Azerbaycan tarihiyle ilgili her şeyi bu kısımda öğrenebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar interaktif müzecilik nedir? Bakın güzel bir örnek var burada. Buraya geliyorum. Direkt buradaki enstrümanın müziği çalıyor. Şuraya geliyorum, tar sesi geliyor. Buraya geliyorum, kaval sesi geliyor. Onlar kaval buna diyorlar bu arada. Mesela burada ne var? Kamançe. Kamançenin sesi geliyor. Hanımefendi. Buraya geliyorum, koşanların sesi geliyor arkadaşlar. Ya gerçekten muazzam bir uygulama. Bunu bizimkiler de inşallah denerler. Şimdi geldiğimiz kısım arkadaşlar bizdeki Minyatürk'ün Azerbaycan versiyonu. Burada da Azerbaycan kültürüne ait ya da buradaki şehirde görebileceğiniz en önemli eserlerin minyatürlerini görebiliyorsunuz. Bakın bütün şehir planları, ondan sonra hükümet binaları, Eurovision yarışmasının yapıldığı meşhur gösteri merkezi, yine burada büyük mahkeme, anayasa mahkemesi, dünyanın en büyük bayrak direği olan, şu anda rüzgardan dolayı bayrağını görememiştik ama 196 metre uzunluğundaki Guinness Rekorlar kitabındaki devlet bayrağının minyatürü. Gördüğünüz gibi birçok eserin burada minyatürünü görebiliyorsunuz. Bir de Hatay Sandıkçı'nın minyatürü var burada. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar hemen müzenin alt kısmında araba müzesi var. Burayı mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi karşıda her yerde inanılmaz geniş bir koleksiyona sahip olan bir müze burası. Klasik arabalar, modern arabalar hepsi, hatta ilk arabalara kadar hepsini burada görebiliyorsunuz. Buraya ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Hemen müzenin alt kısmında, yani ilk verdiğiniz 15 manata burası da dahil. Artık sonrasında araba hayranlarına, hastalarına sonuna kadar tatmin edecek bir müzeyi gezme fırsatı buluyorsunuz arkadaşlar. Ama bence herkes burayı görmeli. Çünkü rengarenk, araba geçmişiyle ilgili her şey burada. Şu an ben gerçekten kendimi zorluyorum birine atlamamak için. Şimdi Bakü'den çok sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar tandır ekmeği. Zaten eski şehrin içine girdiğiniz zaman birçok yerde bunu yapan yer görüyorsunuz. Bizim fırınlar gibi böyle fırınlar ama tandır ekmeği. Ekmek yedik, coştuk biraz. Yedikçe eğleniyoruz arkadaşlar. Şu anda eski şehrin içine girip sokaklarda gezinmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bulunduğumuz bölge İçerişehir, halk dilindeki adıyla Köhneşehir. Burası Azerbaycan, Bakü'deki en eski bölge. Buradaki bütün sokaklarda, Arnavut kaldırımı sokaklarda gezilecek mekanları görebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz Koşagala. Koşa, koşa. Neydi bir daha söyler misin? Çift kapı.
Yok. Koşa gala. Koşa gala yani çift kapı anlamına gelen kapıdan şehre giriş yapabiliyorsunuz. Ondan sonra sokaklardan buradaki eski saraylara, Kız Kulesi'ne ve diğer önemli mekanları gezebiliyorsunuz. Helenistik dönemden beri burası yerleşim yeri olarak kullanılmış ama arkamdaki kapı 5000 yıldan beridir bu kapının farklı versiyonları muhtemelen kullanılıyordur. Şimdi bakalım içeri şehirde başka nasıl mekanlar var? Şimdi çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Burası Şirvanşah Sarayı, Şirvanşahlar Sarayı. 12. yüzyıl eseri burası. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem yapı Safavilerden önce Derebeylik dönemlerinde Şirvanşah adı verilen Derebey'in kendi özel yaptırdığı saray. Tabii 9. yüzyıldan sonra yapılmaya başlanmış ama 12. yüzyılda burası bir deprem geçirmiş ve sonrasında farklı yerler yıkılmış, yenileri eklenmiş ama burası tamamen bir kompleks yapı. İçeride cami var, bir medrese var, hamam var, mahkeme var. O zamanki Ulu Mahkeme de buranın içindeymiş ve arkamda gördüğünüz sarayın giriş kapısından bu muhteşem mekana doğru giriş yapacağız. Burası da yine iç kale, yani köhne kalenin iç kısımlarında bulunan mekanlardan bir tanesi ve mutlaka görmeniz gereken yerlerde. İçeri şehirdeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Beyler Mescidi 1894-95 yıllarında Rus Çarlığı tarafından yaptırılmış. Şu anda içerisi sergi olarak kullanılıyor. Civarda toplanan bütün el yazması Kur'anlar, hatta bazı mekanlarda su altında kalmış ya da yanmış mekanlardan çıkarılan el yazması Kur'anlar içeride sergileniyor. Burası şu anda camiden ziyade artık bir sergi salonu olarak kullanılıyor. Buradan da Kız Kulesi'ne doğru yolumuza devam edeceğiz. Sıradaki mekanımız Azerbaycan'da Bakü'nün simgesel yapısı olan şehrin en ünlü eseri Kız Kulesi arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu 29 metrelik taş kule 1000 yıldan fazla bir geçmişe sahip. Tam olarak kim tarafından yapıldığı bilinmiyor ama araştırmacıların söylediklerine göre bu kule savunma amaçlı kullanılmış. Şehrin savunma sisteminin bir parçası olarak kullanılmış. Şu anda da şehri gezdiğiniz zaman görmeniz gereken en önemli yapıların başında geliyor. İçeri şehrin uç tarafında bulunan bir bölgede. Burayı da gezdikten sonra bir sonraki mekana bakalım neresi olacak. En sevdiğim anlardan bir tanesi olan arkadaşlar eski şehirlerde yürümek. Şu anda sokaklara kendimi attım. Gruptan biraz ayrıldım. Bu güzel ülkenin güzel sokaklarını gezmeye çalışıyorum. Hemen ileride bir tane kukla tiyatrosu varmış. Oraya doğru bir gideceğim. O parktan da size göstereceğim. Şimdi bu bölgede gerçekten birçok müze var. Saraylar var. Halı Sarayı var mesela. Dünyanın en büyük sarayı. Dünyanın en büyük bayrak direği var. Bir tane Ferris adı verilen bir dönme dolap var. Ama hepsi çok uzak mesafelerde olduğu için bize biraz zamanımız kısıtlı, gastronomi için buradayız. O yüzden hani ben oldukça size ufak ufak bazı yerleri göstermeye çalıştım. Yine göstermeye devam edeceğim buldukça. Ama bu seferlik beni affedin. Bir sonraki Bakü seyahatimde inanın daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi parka doğru yoluma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar deniz kıyısındaki kısma geldim. Burası yaklaşık 10-15 kilometrelik deniz kenarında uzanan bir yol. Biraz Mersin'deki ya da İzmir'deki yollara benziyor. Arkamda kukla tiyatrosu var. Hemen bu tarafta Milli Park var. Gelip burada insanlar günün yorgunluğunu atıyor, yürüyor. Birçok tematik park bu cadde boyunca ya da daha doğrusu bu kordon boyunca sizi bekliyor. Hemen ileride Halı Müzesi var. Dediğim gibi Halı Müzesi'ni görmeyi çok istiyordum ama gerçekten kısıtlı bir vakit olduğu için göremedim. İşte burada da ileride biraz da göstereceğim. Çocuklar için de çok güzel birkaç park var. Hemen arka kısımda bakın gördüğünüz kısımda zaten Hazar Denizi. Hazar Denizi'nin kıyısı boyunca burası uzanıyor. Konserler, etkinlikler, festivaller, küçük fuarlar hep bu cadde üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Cadde dediğime bakmayın. Trafiğe kapalı bir caddeden bahsediyorum. Hemen şu tarafta bakın çocuklar için kurulmuş bir park da var. Ya muazzam. Gerçekten böyle şehirdeki insanların yaşayışını daha güzel hale getirmek için Bakü'de birçok park var. Gerçekten bu konuda şanslı bir şehir. Hatta ortada bir yerde geçerken görmüştüm. New York'taki Central Park'a benzeyen de bir Bakü Central Park dedikleri bir park var. Oraya benzetiyorlar burayı da. Böyle burası da çocuklar için işte eğlence alanı. Şurada kocaman bir atlı karınca falan da var. Burayı da böyle gezebilirsiniz. Sahil boyunca yürüyebilirsiniz. Zaten birçok ünlü otelde bu sahil boyunca uzanıyor arkadaşlar. Ben de biraz daha ileri baktıktan sonra yerime geri döneceğim. Mehmet Emin Resulzade Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Burası
şehrin en güzel kafelerinin, restoranların sıralandığı caddelerden bir tanesi. Burası aslında bir yürüyüş caddesi. Trafiğe tamamen kapalı. Bakın arkamda görüyorsunuz. Sağlı sollu onlarca restoran, onlarca mekan ve eğlence mekanı bu cadde sizi bekliyor olacak. Sonunda da zaten Kız Kulesi'ne çıkan bir cadde burası. Bakü gece hayatı konusunda oldukça renkli bir şehir arkadaşlar. Onlarca mekan var, bar var, club var. O yüzden yani siz de hani gece nerelerde nasıl yapmam gerektiğini düşünüyorsanız yine bu cadde üzerinde gezebilirsiniz. Şimdi artık ben de bu caddedeki solumu tamamladıktan sonra grupla buluşmaya başlayacağım. Şimdi bir küçük bir meydana geldim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen arkamda Hard Rock Cafe de var. Yurt dışına gittiğim her seyahatte mutlaka orada bir vakit geçiririm. Güzel bir kafe konsepti vardır. Bakü'deki binaların neredeyse %90'ı arkadaşlar barok mimarisine sahip. Hepsi böyle aslında çok öyle eski binalar değil ama bu mimari konulmuş, böyle Paris havası hissettiriyor size gezerken. Zaten şu anda bulunduğum mekanların yapılarında, mimarisinden bunu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yerde Hatebah adı verilen bir figürün de heykeli var. Böyle küçük küçük meydanlar, birbirine bağlı sokaklar, yürüyüş mekanları hepsi böyle kocaman bir alanı kaplıyor. Yani geçerken grupla buluşmadan önce burayı da size göstermek istedim. Artık yavaş yavaş Bakü gezisinin sonuna geleceğim arkadaşlar. Yine dediğim gibi farklı gezilecek mekanları buldukça bu videoyu eklemeye devam edeceğim. Bakalım belki bir yerler bulabilirim. Arkadaşlar 3 gündür çekiyoruz, anlatıyoruz ama bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Bakü tertemiz bir şehir arkadaşlar. Sokaklarda çöp bile göremiyorsunuz. Her yerde çöp kutusuna atıyor insanlar. Yani o kültür çok oluşmuş durumda. Hatta bunun sohbetini yaptık. İnsanlar bu konuda çok duyarlılar. Bu kadar yanı başımızdaki bir şehrin bu kadar temiz olması, kültürümüz bu kadar benzemesine rağmen temizlik kültürümüzün bu kadar farklı olması beni çok şaşırttı. Umarım biz de bu kültürü yakın zamanda artık ediniriz diyoruz ve artık yavaş yavaş videonun sonlarına geliyoruz. Gel beraber yapalım, gel. Tamam. Vay mı yapıyorsun? Beraber yapacağız. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci rotamız Şirvanşah Restorant. Burası Limuzey Restorant. Eski hamam mıymış? Evet, eski hamam. 1895'ten beridir dimdik ayakta olan bir hamamı restoranta çevirmişler. Böyle güzel yöresel kıyafetlerle bizi karşıladılar. Hoş bulduk. Bugün Azerbaycan mutfağını denemeye devam edeceğiz değil mi? Peki, buyurun. Evet, sıradaki yemekler çok acayip olacak arkadaşlar. Bakalım neler var burada. Arkadaşlar bu restoran bir müze restoran aslında. Burada yöresel gıdalarla ilgili böyle çok güzel sergiler de var. Canlandırmalar da var. Böyle bir köy hayatı aslında biraz tasvir edilmiş. Zaten gerçekten tasarım mükemmel. Mekan mükemmel. Yani uzun zamandır bu kadar güzel bir restoran görmemiştim. Şirvanşah salatası. Tamam. Bu mangal salat. Mangal salat. Mangal salat. Reyhan salat. Reyhan salat. Paytah salat. Etli salat. Etli bilintik. Bilintik. Evet. Bilintik. Patlıcan rulet. Patlıcan rulet. Evet. Süper. Eline kollar sağlık. Dereot. Bunlar da yeşilli. Şu ne hocam? Şu ne? Dereot. Tarhun. Tarhun suyu. Tarhun suyu. Bu ne işe yarıyor? Şunun suyu. Tarhun suyu arkadaşlar. Evet, farklı yöresel lezzetleri tattıktan sonra şöyle karışık bir tabak yaptırmak istedik. Reşat sen dondun kaldın. Abi nasıl bir şey ya? Ne var hayır burada? Bak burada lüle kebabı var. Şu lüle kebabı. Bu neydi? Şirvan. Şirvanşah. Tamam. Bu Şirvanşah kebabı. Bu normal dana neyi? Kabuğu. Bu dana pastırması olarak geçiyor burada. Tavuğumuz var. Bu da patates lülesi. Çok ilginç bir şey ama değil mi? Değil mi? Çok enteresan. Bir de bunları neyle yiyoruz? Acuka diye adı verilen böyle domates ve kişniş soslu böyle bir güzel bir sos şöyle var. Şöyle yakından göster istiyorsan. Şöyle sosumuzla. Bunu böyle istediğiniz etin üzerine koyup yiyebiliyorsunuz. O zaman hızlıca ne yapalım? Vallahi şöyle başla. Lüle kebabıyla başlayalım mı? Adana kebabını
biraz andırıyor şöyle, göstereyim. Sen de istiyorsan Reşat. Ben de alıyorum. Al istiyorsan. İstiyorsan gel benim tabakta beraber evet, yiyelim. Öyle yapalım. Ne dersin? Daha birçok lezzet yiyeceğiz zaten. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle tutalım. Şöyle afiyetle tüketelim. Yağlı. Ağzında dağılıyor et direkt. Güzel ama gerçekten. Güzel, lezzetliymiş. Ben şunu merak ettim. Hemen şunun da o zaman tadına bakalım. Şuradan alıyorum. Hemen o zaman sana böyle bir lokmalık yapıyorum. Beni bugün güzel besledin ama. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Dur şunu hızlıca keseyim. Küçük ben bir sana taçlandırma yapıyorum. Tamam. Hemen üzerlerine birer parça sos dokunuşu. Şöyle ooo. Şimdi şiş biraz yoğun olduğu için sen sevin ama ben çok... Büyük lokmayı sana bırakıyorum Beşat. Ben şunu aldım. Hep bana iyilik yapıyorsun abi. Hep. Bir tık daha az pişseydim daha böyle sertli, yumuşak olurdu ama lezzeti güzel. Hemen şunun tadına bakalım, bunu sen de merak ediyordun. Evet, patates lüvesi. Hemen şunu da ikiye bölelim ve devam edelim. Bak bu güzel. Güzel. Lokum kıvamında yumuşacık. Aynen öyle. Patates. İlk defa böyle bir şey gördüm. Hemen şuna geçelim ve ondan kapanışı yemedik. Yapalım. Bunu yemedik yok. Yemedik. Tavuk zaten bildiğimiz tavuk olduğu aynen, için. Aynen ona girmeye tamam, gerek yok. Ben şöyle koyayım. Hemen şöyle bunun da tadına bakıyoruz. Değişik. Ne var bunun içinde? Ak şişmiş, kara şişmiş, ceviz. Ceviz. Bir de toyuk. Ceviz var. Ak şişmiş, kara şişmiş. Ak şişmiş, kara şişmiş. Çok... Ne oluyor bu ak şişmiş? Bir de toyuktu. Toyuğu. Üzüm kurusu. Hı, tamam. Çok çünkü tatlımsı bir tadı var. O zaman bence masa artık bölüşme zamanı olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bunları yemeye devam ediyoruz. Kapanışı yapsan artık. Dur, Flash TV oyunculuğu yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, artık Bakü gezimizin sonuna geldik. Bu videoda Eser'le yoktu ama Şuşa'da beraber çekmiştik. Evet. Nasıl bir geziydi? Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Her evet. Şey güzeldi. Yemekleri, devamını sen getir istersen. Gezecek yerlerini çok gösteremedim. Ben size başında anlatmıştım. Bu benim için bir davetti. Gastronomi Festivali'ne davetli olarak gelmiştik. Sadece biraz mini bir size Bakü turu attık. Şuşa'yı anlattık. Çayımızı da aldık. Şöyle bir küçük gösterelim. Çok az bir şekilde dostum şöyle bir gösterelim. Bakın şu reçelleriyle Azerbaycan'da çay içmek isteyenlerin şu olayı çok görecekler. Ve kırtlama şekerlerle çay keyfiyle artık kapanışı yapıyoruz. Ne diyoruz Eser'cim? Afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Bizimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.